Meryem suresi 19. sure 41. ayetten itibaren ben buradan okuyacağım. Allahü Teala orada diyor ki: Estağfirullah ve zkur fil kitabi İbrahim innehu kana sıddıkan nebiyya. 307. sayfa mı? 307. sayfa. Evet, ben de buradan açayım, daha kolay okurum o zaman. Biraz sayfa numarası ortaya çıktığına göre. Evet. Diyor ki bu kitapta İbrahim'den de bahset diyor. O çok dürüst bir elçiydi, bir nebiydi. Babasına şöyle demişti: babacığım, duymayan ve görmeyen bir şeye niye kulluk edersin? Ve senin hiçbir ihtiyacına karşılamıyor. Babacığım, bak bana bir bilgi geldi. Sana gelmeyen bir bilgi geldi. Bana uy, seni doğru bir yola yönlendireyim. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Rahman ne olduğunu gayet iyi biliyor babası tabi. Her zaman söylüyoruz ya, Allah konusunda kimsenin problemi yok. Asıl problem Allah'tan önce başka tanrılar oluşturmada. Ya ebeti inni ahafu en yemesseke azabun minar rahman. Diyor ki baba, bak Rahman'dan sana bir azap gelir, ondan korkuyorum. Fetekune lişşeytani veliyya, sen şeytanın dostu haline gelirsin. Babasının cevabı: eragibun ente an aliyeti ya İbrahim. İbrahim, şimdi sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Onlardan uzaklaşıyor musun diyor. Le illem tentehi le arcumennek. Bu dediklerinden vazgeçmezsen seni taşa tutar öldürürüm diyor. Taşla öldürürüm seni diyor. Şimdi düşmanlığı İbrahim Aleyhisselam mı ortaya koymuş babasının? Taşla öldürürüm diyor bak. Ha buyur öldür mü diyeceksin. Sen öyleysen ben de tamam, tavrımı koyarım. İşte burada yaşama hakkının ortadan kaldırıldığı bir yerde İbrahim Aleyhisselam babası böyle diyor. O toplumda ne yaptılar? İbrahim Aleyhisselam ateş attılar mı? Yakmak için. Ama yakamadılar. Allah kurtardı, başka bir şey. Oradan o toplumdan ne yaptı? Ayrıldı, hicret etti. Peygamberimiz de öyle yapmıştı. Yaşama hakkı ortadan kalkıncaya kadar orada kaldı, kalkınca ayrıldı. Vehcurri meliyya diyor. Uzunca bir süre seni gözüm görmesin diyor. Oğlunu kovuyor. Şimdi sen beni kovdun, ben de senin yanının etrafına dolaşamam ki. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oradan ayrılması, gitmesi tamamen babasının veya çevresinin davranışlarından dolayı olmuştur. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gitmesi gibi. Ama İbrahim Aleyhisselam buna karşı ne diyor? Babası seni taşla öldüreceğim diyor. Benden uzun süre gözüm görmesin seni diyor. Buna karşı İbrahim Aleyhisselam diyor ki selamun aleyk. Selam sana olsun diyor. Yani sen huzur içinde ol, güvenlik içinde ol diyor. Yine iyilik arzu ettiğini söylüyor. Seestağfiru leke Rabbi. Rabbimden seni affetmesini dileyeceğim diyor. İnnehu kâne bi hafiyye. Çünkü onun bana çok ikramı vardır. Belki bana olan ikramından dolayı seni de affeder diye ümit ediyorum diyor. Ama burada diyor ki ve a'tezilukum ve ma ta'budune min dunillah. Ve ma ted'unem ha. Ve a'tezilukum ve ma ted'une min dunillah. Ben sizden uzaklaşıyorum. Allah'tan başka yardıma çağırdıklarınızdan da. Bunlar Allah'tan başka kim yardıma çağırıyorlar? Putları. Putlardan zaten uzak değil mi İbrahim Aleyhisselam? O toplumda yaşasa da gene uzaktı. O toplumun kralı olan Nemrut kendini tanrı yerine koymuştu. Cenab-ı Hak ayette diyor: "Elem tere ilellezî hâcce İbrahîme fî rabbihî en âtâhullâhul mulk." Kendisine Allah bir meliklik, krallık vermiş diye İbrahim'e karşı delil getireni görmedin mi diyor.
اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُمِيتِ İbrahim demişti ki Rabbim yaşatır ve öldürür. O da demiş ki قَالَ اَنَا اُحْيِي وَيُمِيتِ Ben de yaşatır öldürürüm dedi. قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَئْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ İbrahim Aleyhisselam baktı ki bu adam kafa şey değil, anlamadı ne demek istediğimi ya da anlamak istemedi. Allah-u Teala diyor güneşi doğudan doğuruyor. فَاَتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ شِمِشِ مِنَ الْمَغْرِبِ Sen de batıdan doğur bakalım diyor şeye, Nemrut'a. فَبُغِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Nemrut tabi orada şaşırıyor. Niye? Çünkü o topluma, o toplum ona kulluk ediyor. Genellikle yöneticiler Allah'ın emirlerine, aykırı emirlere kayıtsız şartsız uyurmasını isterler. Yönetilenler de dünyayı tercih ettikleri için, zaten insanı kafir yapan dünya tercihidir. Dünyayı ahirete tercih ettiği için insanlar kafir olur. Yoksa doğruyu bilmedikleri için değil. Onlar da dünyayı ahirete tercih edip o melikten bir iki dünyalık alabiliriz diye ona kayıtsız şartsız uyuyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki sizden ve sizin Allah'tan başka yardım çağırdıklarından ben gidiyorum. Çünkü topyekün İbrahim Aleyhisselam'a düşmanlık etmişler. Ve ed'u Rabbi ve ben Rabbime yalvarıyorum. Asa elle ekune bi duai Rabbi şakiyye. Umarım ki Rabbime yaptığım dua sebebiyle mahrum kalmam. İşte burada bakın görüyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın tavrı bizim için örnek. Ve Cenab-ı Hak müşrik olan babasına babası için mağfiret dilemesini bize örnek olarak kabul etmiyor. O zaman biz yakınlarımız müşriktir, dinden çıkmıştır. Onlar için Cenab-ı Hak'tan af dileyemeyeceğiz. Böyle bir şey Allah affetmez. Onların yola gelmesi için gayret gösterir. Yola gelirlerse zaten Cenab-ı Hak onları affeder.